Arkadaşlar merhaba. Şimdi rehberlik ve özel eğitim konusunda bir tekrar yapacağız nasip olursam. Sakin sakin hangi konulardan neler çıkacakmış, nasıl bir başlık yorumlamamız olacakmış bunların yapılandırmasını yapmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. Peki şimdi rehberlik özel eğitim deyince bizim aklımıza neler gelecekmiş? Öncelikle bunlarla bir başlayalım ki bizim temel konularımız yani rehberliğin bir kavramsal basamaklar dizisini ortaya çıkaralım istiyorum. Nedir bizim rehberliğimizin kavramsal basamaklar dizisi? Eğitim bilimleri sınavına girdiğinizde son 11 sorunun olduğu alanımız olacaktır bizim rehberlik ve özel eğitim dersimiz. Rehberlik özel eğitimde biz öncelikle birinci ünitemiz çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetlerinden bahsetmeye çalışacağız. Sonra neymiş bizim rehberliğimiz? Nedir rehberliğimizin ilkeleri? Modelleri nelerdir? Rehberliğe girişten bahsetmeye çalışacağım. Daha sonra rehberlik hizmet türlerimizi yapılandırmaya çalışacağız. Doğrudan ve dolaylı hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Daha sonra rehberlik türleri. 5-6 maddeyle bitireceğim ve rehberliğin en uzun ünitesi olacaktır bizim rehberlik türlerimiz. Daha sonra apayrı bir dünyamız bizim bireyi tanıma tekniklerini yapılandırmaya çalışacağız. Bireyi tanıma tekniklerinde önce test, sonra test dışı tekniklerimizi yapılandırmaya çalışacağız diyebiliriz. Daha sonra rehberlikte hocam nedir? Örgütsel yapımız bizim. Personelimizin görevi nedir? Rehber öğretmen ne iş yapar? Aynı zamanda koordinatör kimdir? Müdürün rehberlikle ilgili görevleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Daha sonra özel eğitim ünitesinden bahsedeceğim ki normal akranlarından farklı olan nedir? Özel gereksinimli bireylerimizin özellikleri, nerede hizmetler alacaklarmış bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Peki bu 7 ünitemizin içerisinde özel eğitimden bizim karşımıza bir soru gelecektir. Örgütsel yapıdan da yine bir soru gelecektir. Bireyi tanıma tekniklerinden iki soru gelecektir diyebiliriz hocam. Rehberlik türleri 3 ya da 4 sorunun geldiği başlıklarımızdan biri olacaktır. Hizmet türleri dediğimiz başlıktan da yine bir ya da iki tane soru gelecek. Rehberliğe girişten de bir ya da iki tane soru gelecektir diyebiliriz. Bu çağdaş eğitim ve kişilik hizmetleri ÖSYM'nin sık başvurduğu başlıklardan biri değildir hocam. Şimdi gelelim tek tek şunları bir yapılandırmaya başlayalım ama öncesinde şuna dikkat etmenizi istiyorum hocam. Rehberlik sorularını çözerken böyle ekstra yorumlar yapmanızı istemiyorum. Birazcık at gözlüğü takmanızı istiyorum. Paragrafta ne yazıyorsa buna yönelik bir yorumlamalar yapmanızı isterim. Allah rızası için ümmeti Muhammed aşkına dinleyin beni. Peki ikinci olarak önce soru kökünü okumanızı isterim. Çünkü soru kökü o sorunun hangi üniteye ait olduğunu söyleyecek bize. Örneğin sana hangi ilke kullanılmıştır diye soracak. Hangi hizmet türünden yararlanılmıştır diye soracak. Problem alanına göre hangi rehberlik türü kullanılmıştır diye soracak. Ya da hocam ne diyoruz? Hangi bireyi tanıma tekniğinden yararlanılmıştır diyecek. İşlev diye soracak. Ve şuna da dikkat etmenizi isterim ki rehberlikte hizmeti sunan kişi bizim için çok önemlidir. Öğretmenler mi yapıyormuş, uzmanlar mı yürütüyormuş? Bu da çok önemlidir hocam. Aynı zamanda neye dikkat edecekmişiz? Hizmet, verilen hizmetimiz ne bizim? Bilişsel bir destekle mi bulunuyoruz? Duyusal bir çalışma mı yapıyoruz? Yani rehberlik mi yapıyoruz? Psikolojik danışma mı yapıyoruz? Bunlar önemliymiş. Ne demek istediğimi örnekler verirken de açıklamaya çalışacağım zaten. Şimdi birinci ünitemiz çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetleriyle yolumuza bir devam edelim. Öncelikle temel kavramlarıyla eğitim diyoruz hocam. Çağdaş eğitim anlayışı. Aynı zamanda neyden bahsediyoruz? Öğretim, yönetim, geleneksel eğitim neymiş, çağdaş eğitim neymiş, kıyaslaması. Bir de öğrenci kişilik hizmetlerimiz nedir bizim? Bunların yorumlamasıyla başlayalım. Eğitim deyince aklımıza ne gelecek? Eğitim, insanların yaşantıları yoluyla ne diyorlar bize? Kasıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturma sürecine biz eğitim diyoruz hocam. Eğitimin temel vasfı şudur. Eğitim insanlara davranış kazandırma işidir. Biz eğitimle davranış kazandırırız. Ama bizim kazanmış olduğumuz bu davranışlar yaşantılarımız yoluyla ortaya çıkar. Şimdi yaşantı diyoruz ya, hocam o yaşantılarımız bizim sosyal normlarımızdır. Yani kültürel değerlerimizdir. Eğitim bize kültür aktarma işidir. Kültürün aktarılması, kültürümüzü kazanmamız bizim eğitim aracılığıyla olacaktır diyebiliriz hocam. Peki öğretim deyince bizim aklımıza ne gelecek? Öğretim, eğitimin kılavuzlu halidir. Ve biz öğretimde, bak öğretme diyor bize aslında, bilgi ve beceri kazandırmaya çalışırız. Kazandırdığımız bu bilgi ve beceriler bizim akademik alanda donanımlı hale gelmemizi sağlayacaktır diyebiliriz hocam.
Peki yönetim bu işin neresindedir diye sorarlarsa, yönetimin olduğu yerde bir düzen, bir sistemlik olacaktır diyebiliriz. Bu yüzden yönetim bireylere, daha doğrusu hocam ortama ya da ne diyoruz hocam eğitim sistemine sistemlik kazandırma işidir. Plan, program, araç, gereç, personel, bunların her biri yönetim anlayışından geçecektir diyebiliriz hocam. Peki bunların soruları nasıl gelir karşımıza diye sorarlarsa. Bireylerin sosyal uyumunu güçlendirmek için yürütülen etkinliklerimiz biz. Sosyal uyumu güçlendirmek için yürütülen etkinlikler eğitim işidir hocam. Akademik alanda bireyleri donanımlı hale getirmekten bahsedilecekse, benim resim öğretmenim fırça kullanma tekniklerini öğretecekse, beden eğitimi öğretmenim açma germe hareketlerini öğretecekse, bir müzik öğretmeni enstrüman kullanmayı öğretecekse, bir kimya öğretmeni laboratuvarda deney yapacaksa bu öğretim işidir hocam. Peki bir okulda rehber öğretmen yoksa, okul müdürü tarafından bu rehber öğretmen açığının karşılanması isteniliyorsa bu da bizim yönetim anlayışımızdır. Peki bu üç kavrama neden değiniyoruz? Hocam iki tane eğitim anlayışından bahsedeceğim size. Geleneksel eğitim anlayışı ve çağdaş eğitim anlayışı. İster geleneksel ister çağdaş olsun bütün eğitim anlayışlarının temelini bu üç kavram oluşturur hocam. Geleneksel eğitimin de temelini bu üç kavram oluşturur. Çağdaş eğitim anlayışının da temelini bu üç kavram oluşturur. Peki nedir bizim geleneksel eğitimimiz? Nedir bizim çağdaş eğitimimiz? Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Yan yana iki tane lise düşünün mesela. Benim de geleneksel eğitim anlayışı, benim de çağdaş eğitim anlayışı kullanılmaktadır. Hocam bu okullar 4 yıl sonra mezun verdiğinde geleneksel eğitimde yetişen çocuğun davranışları farklıdır. Çağdaş eğitimde yetişen çocuğun davranışları. Eğitim diyoruz nihayetinde değil mi? Davranış kazandıracağız. Peki temellerinde anlayış farklılığı vardır. Nedir bizim bu anlayış farklılığımız? Şimdi diyor ki bize geleneksel eğitim anlayışımızın temelinde daimicilik ve esasicilik felsefesi bulunur. Hocam çağdaş eğitimin temelinde ise ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim anlayışı bulunur. Peki nedir daimicilik, nedir esasicilik ya da yeniden kurmacılık? Diyor ki bize yaşama hazırlayan bir felsefedir. Elit bireylere hizmetler verilecektir. Aynı zamanda değişmez bilgileri sunacaklardır. Bu değişmez bilgilerimiz bizim evrensel bilgilerimiz. Klasik eserleri okutmaya çalışırlar. Aynı zamanda nedir? Karakterli bireyler yetiştirmeye çalışırlar. Ahlaklı, seçkin, akıllı insanlar yetiştirirler. Ve daimiciliğin kodlaması aslında ahlaktır. Ahlaklı bireyler yetiştirmeye çalışıp evrensel kültürü aktaran bir felsefedir bizim daimiciliğimiz. Osmanlı'da kullanılan bir felsefedir. Aynı zamanda şu an Japonya'da kullanılan bir felsefedir hocam. Biliyorsunuz harakirleri var mesela Japonlar. Alan el, veren el birbirini görmezmiş. Osmanlı'da camilerde yardım bölmeleri varmış hocam. Maddi durumu iyi olanlar para bırakır, maddi durumu kötü olanlar da alırmış. Ama kimin bıraktığı, kimin aldığı belli olmazmış. Ve şöyle de bir durum söz konusu. Maddi durumu kötü olan parayı alır, ihtiyacını karşılar, artanını da geri koyarmış hocam. Günümüze bir bakın, neyse yorumlamayalım günümüzü. Camiyi çalacaklar yani. Peki esasicilik deyince bizim aklımıza ne gelecek diye sorarlarsa. Hocam esasicilik tamamen bilgi odaklı bir felsefemizdir bizim. Bilgi odaklı olduğu kadar ezberci bir anlayışımız da vardır içerisinde. Peki konu yönelimlidir. Bu şu demektir hocam. Herkes her şeyi bilecek mantığıyla gidecektir hocam. Aynı zamanda otoriter bir eğitim anlayışımız. Cezalar verir, ödüller verir, rekabetçi bir sistemi vardır. Ve sonucunda da uzman yetiştirmeye çalışırız. Esasicilik deyince bizim aklımıza bilgi, özellikle nesnel bilgiler gelsin hocam. Geleneksel eğitim anlayışı der ki bize, biz daimicilik ve esasiciliği birlikte kullanıp hem ahlaklı hem bilgeli aslında uzman bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki çağdaş eğitim anlayışı deyince aklımıza ne gelecek? İlerlemecilik, yeniden kurmacılık. Hocam birey odaklı bir anlayışımızdır bizim ilerlemeciliğimiz. İşbirliği yapılır çocuk için. Rehberlikler yapılır. Eğitimin demokratik olması gerektiğini savunacaklardır. Ve diyor ki bize bunlar hocam aynı zamanda dinleyidir, yaratıcı bireyler yetiştirmeye çalışırlar. Aynı zamanda süreç odaklı bir anlayışımız, etkinlik yönelimli bir anlayışımızdır bizim ilerlemeciliğimiz. Etkinlik yönelimli, hocam yaparak yaşayarak öğrenmeler vardır. Proje temelli öğrenmeler vardır. Akran temelli öğrenmelerimiz vardır bizim ilerlemeciliğimizin içerisinde. İlerlemeciliğin anahtar kodlaması yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Hakikaten de öyle değil hocam. Günümüzdeki nesle bakın hocam. Ki değil mi? Çok yaratıcılar. Adlarını soruyoruz mesela çocuklara. Bakıyor böyle balık balık. 10 dakika düşünüyor. Acaba yeni bir isim bulabilirim. O kadar yaratıcı bir nesil yetiştirdim. Neyse. Hocam ne diyoruz? Yeniden kurmacılık. Yık, yap.
yık, yap, yeniden yıkış. Ne diyor bize? Hocam bunlar değişim odaklı bir anlayıştır. İnşa anlayışını sıfırdan yapmayı benimser. Reformisttir. Ve diyor ki araştırma değerlendirmeler yapıp toplumun yenilenmesini sağlar. Eşit eğitimi savunan ve toplumsal sorunlarla uğraşan bir felsefedir bizim yeniden kurmacılığımız. Reformlar bunun anahtar kodlamasıdır. Çağdaş eğitim der ki bize yaratıcı reformist nedir hocam? Girişimci bireyler yetiştirmeye çalışırmışız. Peki bunları yetiştirirken hocam, geleneksel eğitim bireyden bir ürün bekler. Yani sonuç odaklı bir anlayışımızdır. Ama çağdaş eğitim anlayışı sonuca bakmaz. Neymiş, ne zaman yaptı? Süreç odaklı anlayışlarımızın içerisindeyiz. Geleneksel eğitim anlayışı otoriter bir yapıda hizmetler verir. Kodumu oturtur çok affedersiniz. Ama çağdaş eğitim anlayışı ne diyor bize? Evladım, senin için yapabileceğim bir şey var. Demokratik bir anlayışı olacaktır diyebiliriz hocam. Geleneksel eğitimi anlatırken benim aklıma ilkokul yıllarım gelir. İlkokul birinci sınıfa başladığımızda Ahmet hocamız dersimize geldi. 13 öğrenciydik. Köy okulunda okudum ilkokulu. Hocam hepimizi sıraya soktu. Çatır çutur yapıştırdı hocam. Ki koduğu yere düşüyor. Koduğu yere düşüyor. Yaptıkların, yapacaklarımın teminatıdır. Hocam ilkokulda hatırladığım en nadir anılarımdan biridir. Ama Allah elleri dert görmesin hocam. 5 yıl boyunca sınıfta çıt çıkmadı. Ahmet hocanın terörü esiyor. Bir de hatırladığım bir şey daha var. O gün bütün arkadaşlarımız altımıza yapmıştık. En rezüs oluşmuştu hocam diyeyim. Neyse şöyle nitelendirelim, otoriter bir yapısı var. Buranın da demokratik bir yapısı varmış. Geleneksel eğitim anlayışı Ahmet hoca gelir aklıma ki öğretmen merkezli dediği olur. Günümüzde ise öğrenci merkezli bir anlayışımız vardır. Öğrenci merkezlilik. Metin hocam sana sesleniyorum. Ne diyor bize? İlgi, istek, ihtiyaca uygun hizmetler vermektir. Çocuğun sıfata bakarsın, bu tipe bu gider dersin hocam. Nabza göre şerbet vermek bizim öğrenciyi merkeze aldığımızın göstergesidir. Çok uzatmıyorum. Diyor ki bizim geleneksel eğitim anlayışının temelinde eğitim, öğretim, yönetim vardır. Çağdaş eğitim anlayışının temelinde de eğitim, öğretim vardır. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Çağdaş eğitim anlayışının geleneksel eğitim anlayışından ayıran en belirgin fark nedir diye sorarlar bize. Çağdaş eğitim anlayışını geleneksel eğitim anlayışından ayıran en belirgin farkımız bizim öğrenci kişilik hizmetlerimizdir hocam. Öğrenci kişilik hizmetleri en belirgin ayrım noktamızdır. Peki şimdi hocam nedir bizim kişilik hizmetlerimiz? 6 tane temel kişilik hizmetinden bahsedeceğim. Sağlık, sosyal yardım, sosyo-kültürel, özel yetiştirme, diğer adıyla özel öğretim, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. Bedensel bütünlüğümüzü sağlamak, fizyolojik gelişimimizi güçlendirmek, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için kullanılan hizmetimiz bizim sağlık hizmetlerimiz kapsamındadır. Bakın bunun için neler yapılır diye sorarlarsa. En belirgin örnekleri içerisinde bizim aşılarımız vardır. Ve aramızda aşıları tam olmayan da yoktur diye düşünüyorum. Benim mesela COVID bile tam en son yap. Peki ne diyoruz? Isırmam, korkmayın. Peki hocam nedir? Sağlık seminerlerimiz mi? Sağlık konferansları yani. Sağlık taramaları hocam bunların içerisindedir. Bit kontrolleri, jöle kontrolleri, tırnak kontrolleri bunların içerisindedir hocam. Peki gelecekte nedir? Sağlıklı yetişelim diye sunulan hizmetimiz bizim sağlık hizmetlerimizin kapsamındadır. Peki sadece sağlık mı? Her şeyin başı sağlık ayrı mesele. Atanamıyoruz ne diyoruz mesela? Sağlık olsun. Peki daha sonra nedir? Önce sağlık sonra para gelecekmiş hocam. Peki sosyal yardım deyince bizim aklımızda maddi imkanlarımızı güçlendirmek gelecek. Sadece para değildir yalnız bu hocam. Yurt, burs, ulaşım, yemek gibi olanaklar içerisindedir. Kredi olanakları bunların içerisindedir. Aynı zamanda hocam yarı zamanlı işler. Yemekhanede, kütüphanede çalışan arkadaşlarımız gibi düşünebiliriz. Hocam süt dağıtımı bunların içerisindedir. Fındık dağıtımı, kitap dağıtımı, tablet dağıtımı bunların içerisindedir diyebiliriz hocam. Peki devlet bu sosyal yardımı maddi imkanları niye güçlendiriyor diye sorarsanız. Bir kere sosyal devlet anlayışı olduğumuzdan dolayı güçlendirecektir. Yalnız sadece bu mudur diye sorarsanız hayır hocam. Biz maddi imkanları güçlendirip eğitim, öğretimde fırsat imkan eşitliği yaratmaya çalışırız. Herkesin eğitim öğretimden yararlanmasını sağlarız diyebiliriz hocam. Peki gelelim bir diğer hizmetlerimize. Sosyo-kültürel hizmetlerimiz olacaktır biz. Hocam bu hizmetler sosyalleşme için sunulan hizmetlerimizdir.
sosyalleşsin, kültürel bir yaratık haline gelsin vatandaşımız. Ve hocam öyle her zaman sunulan hizmetler değil. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için yürüttüğümüz hizmetlerdir. Bunlar nelerdir diye sorarlarsa. Mesela hiç gezilere gitmedik mi hocam? Milletin yarısı kayboldu. Hiç piknikler yapılmadı mı? Ormanlar yandı. Ya da nedir hocam? Pikniklerde arkadaşlar kayboldu. Ya da şöyle diyelim hocam. Yerli malı haftaları kutlanıyordu Coca-Cola'larla. İşte bunlar hocam bizim sosyokültürel hizmetlerimizin içerisinde. Kulüp çalışmalarımız vardı mesela bunların içerisinde. Üniversitede final dönemine denk gelen ve kolay kolay gidemediğimiz, gittiğimizde FF'lerle tanıştığımız hocam nedir? Bahar şenlikleri vardır içerisinde diyebiliriz hocam. Tanışma toplantıları vardır mesela bunların içerisinde diyebiliriz hocam. Peki boş zamanları değerlendirmek için yürütülen çalışmalarımız bizim sosyo-kültürel faaliyetlerimizin içerisindedir. Peki özel yetiştirmelerden bahsedelim. Özellikle yetenekleri geliştirmek için yürütülen hizmetlerimizdir. Mesela atandığınızda ya da görevi yapıyorsanız da fark ediyorsunuzdur. Bazı öğrencilerimiz var bizim. Hocam sıraların üzerine o kadar güzel karikatürler çiziyorlar ki çocuklar, ama biz ziyan ediyoruz o çocukları değil mi? O çocukları oymacılığa gönder, şöyle bir tane yapıştırıp uzatacaksın oymacılığa doğru. Peki ama hocam yeteneklerini bizim boşa çıkarmamamız lazım. En belirgin noktalarından biri. Aranızda müzik öğretmeni olmayıp profesyonel bir şekilde hocam bir enstrüman icra edebilen kaç kişi var? Bak ben mesela hocam nedir? Flüt çalmayı biliyorum. Aranızda melodika çalmayı bilenler de vardır. Değil mi? Hocam en belirgin noktalarından biri. Ortaokulda müzik dersimize müdür yardımcısı geldi. 3 yıl boyunca bize yeşil başlı göbel ördeği söyletti. Öyle bir müzikal yeteneğim var ki, öyle bir kulak var ki anlatamam. Peki sadece bu mudur diye sorarsanız. Yetenekleri geliştirdiğimiz gibi ek ders vermek de bizim özel yetiştirmemizin kapsamındadır. Destek yetiştirme programları. Hafta sonu açılan kurslarımız bizim nedir özel yetiştirme hizmetleri kapsamındadır diyebiliriz. Hem yetenekleri geliştireceğiz hem de ek dersler vereceğiz biz özel yetiştirme hizmetleri kapsamında. Normal akranlarından farklı bireylerimiz varsa o bireylere biz özel gereksinimli bireyler diyoruz. Bu bireylere verdiğimiz hizmetler bizim özel eğitim hizmetlerimizi oluşturacaktır diyebiliriz hocam. Özel eğitim hizmetleri içerisinde Down'lu, otizmli ya da ne diyoruz hocam? Hiperaktivitesi olan bireylerimiz, görme, işitme gibi bireylerimiz bulunacaktır. Bunu zaten ayrı bir ünite olarak da nitelendireceğiz biz diyebiliriz hocam. Peki şimdi gelelim 6. ve en baba hizmetlerimizden biri. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti. Hocam rehberlik farklı bir alandır. Psikolojik danışma farklı bir alandır. Rehberlik deyince bizim aklımıza bilişsel olduğu, bilgi odaklı olduğu gelsin. Ama bu akademik bir bilgi değildir hocam. Düzenli çalışmayı anlatırız. Etkili zaman kullanımını anlatırız. Meslek tanıtımı, ders tanıtımı, okul tanıtımları yaparız. Oryantasyon, bireyi tanıma hizmetleri yaparız. Bunlar bizim rehberlik hizmetlerimizin kapsamındadır. Ama psikoloji diyoruz hocam. Psikoloji demek ruh bilim demektir. İç dünyaya inmemiz lazım. Duyusal bir destek kullanmamız gerekecektir bizim psikolojik danışma hizmetlerimizin kapsamında. Hocam iç dünyaya ineceğiz. Kaygı, özgüven, çekingenlik, madde kullanımı, intihar gibi olaylarla ilgilenmeye çalışacağız. Peki ilgileneceğiz de kimler yapacak bunları derlerse? Hocam rehberlik hizmetlerimizi profesyonel. Yani bu alanda az çok eğitimi almış olan kişilere biz profesyonel diyoruz hocam. Öğretmenlerdir bizim bu vatandaşlarımız. Rehberlik hizmetlerini öğretmenlerdir. Hocam öğretmenler de diyoruz ya, o dahi eki olan D önemli. Neyden bahsediyoruz? Birileri yapıyor, hadi öğretmenler de yapsın. Öğretmenin yaptığını uzman tatlı atarak yapar zaten. Uzman dediğimiz rehber öğretmenlerimizdir bizim. Orijinal adıyla psikolojik danışmanlarımızdır. Yani rehberlik hizmetlerini bizim uzmanlarımız ve öğretmenlerimiz yürütür. Bilgi verme işidir, bilen herkes sunar demişler bize. Ama psikolojik danışma duygu işidir. İç dünyaya inmek lazım. Öyle duygularla herkes oynayamaz ki. Kim oynayacakmış? Psikolojik danışmanlar sınır hocam. Rehber öğretmen, okul rehber öğretmeni gibi diğer adları vardır. Psikologlar yürütebilir, psikiyatristler yürütebilir hocam. Bunların içerisinde psikiyatristlerimizin bir yetkisi var. Hocam teşhis koyup reçete yazabiliyor bizim psikiyatristlerimiz diyebiliriz hocam. Velhasıl ben şundan bahsetmeye çalışıyorum. Rehberlik hizmetlerini hem öğretmen hem uzmanlar, ama psikolojik danışmayı sadece kim? Uzmanlarımız yürütecekmiş biz. Rehberlik bilgi verme işidir. Bilgi verilirken yer, zaman, kişi sayısı önemli değildir. Ama psikolojik danışma hocam.
Herkesin önünde duygularımı açamıyorum. Herkesin önünde ağlayamıyorum. Bu yüzden hocam psikolojik danışma yapılırken yer, zaman, kişi sayısı bizim için önemlidir. Ve rehberlik bilgi işi ise rehberliğin kapsamı daha geniştir. Çünkü bilginin bir sınırı yoktur. Ama psikolojik danışmanın rehberliğe göre de kapsamı daha dardır. Kısa bir tekrarına gidecek olursak, dedim ki hocam davranış kazandırıyorum eğitim. Bilgi beceri kazandırıyorum öğretim. Sistem kazandırıyorsam yönetim. Hocam eğitim, öğretim, yönetimden oluşur geleneksel eğitim anlayışı. Çağdaş anlayışı gelenekselden ayıran en belirgin özelliğimiz bizim öğrenci kişilik hizmetlerimiz. Ve ne dedik? Bedensel bütünlük için sağlık. Maddi imkanları güçlendirmek sosyal yardım. Boş zamanları değerlendirmemiz bizim sosyokültürel. Yeteneklerimizi geliştirelimek, ders verelim, özel yetiştirme. Özel gereksinimli bireylerimize sunalım, özel eğitim. Bilgilendirmek için rehberlik, duygusal destekle bulunmak için psikolojik danışma. Ve unutma, danışmayı sadece uzmanlar yapar. Bu bizim birinci ünitemizdi. Kısaca bir özet geçmeye çalıştım. Şimdi hocam birinci ünitemizden bizim kolay kolay soru gelmez demiştim. Eğer geliyorsa da zaten buradaki bizim öğrenci kişilik hizmetlerimizden geliyor diyebiliriz hocam. Şimdi ilk videomuz budur bizim. Bundan sonraki videolarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Her gün bir video yükleyerek devam edeceğim. Haberiniz olsun hocam. Şimdilik dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.